10 maaş avans konusu var biliyorsunuz. Bizi yakından takip eden vatandaşlarımız bilir. 10 asgari ücret toplamda 10 asgari ücret kadar emeklilerimiz içerisinde bankaya borcu olan vatandaşlarımıza ödenmesi düşüncesiyle ilgili yeni gelişmeler var. Bunları aktaracağım. Ayrıca kiracı olan emeklilerimiz evet kiracı olanların da bu yayını yakından takip etmesini rica ediyorum. Aile yardımı konusu var biliyorsunuz. Emeklilerimize aile yardımının ödenmesi, çalışan memurlar aile yardımı alıyor biliyorsunuz ama emeklilerimize de bununla ilgili bir ödeme tasarısı, düşüncesi gündeme gelmiş durumda. Emeklilerimize de bir çalışan memurlar gibi aile yardımı gündemde. Aynı zamanda maaşını bankadan çeken emeklilerimize ödenecek olan promosyonlarla ilgili bazı zamlar var. Ne kadar oldu? Yeni promosyonlar hangi banka emeklimize ne kadar promosyon veriyor? Bunları da ele alacağız. Emeklilikle yaşa takılanları unutmuyoruz. EYT sorununu masaya yatıracağız. Ankara'da EYT ile ilgili neler oluyor? EYT yasası çıkacak mı, çıkmayacak mı? En son gelişmeleri aktaracağız. Bu arada fatura desteği konusu var biliyorsunuz. Emeklilerimiz her ay maaşından en az 400-450 lirayı faturalara ödüyor. 1500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımız için ya da 2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız için 400 450 lira her ay çok ciddi bir rakam. Emekliye fatura desteğindeki en son durum nedir? Bunları da hep birlikte Emekli TV'de ele alacağız. Bu yayınımızda tüm bu konuların altını tek tek çizeceğiz. Emeklimize Ankara'da nelerin olduğunu, emeklilik müjdesini Emeklilerle ilgili en son dakika gelişmelerini aktaracağız. Şimdi ilk konumuz 10 maaş avans. Bakın. Biz ne diyoruz? Hep şunu söyledik. Emeklilerimizin yaklaşık yüzde %80'inin bankaya borcu var. Borçlu. Kredi borcu var, kredi kartı borcu var, ek hesap borcu var. Var, var, var. Şimdi emekli düşük emekli maaşı aldığı için bu borcu kapatamıyor hiçbir zaman. Borcu borçla kapatmaya gidiyor ama öyle bir noktaya giriyor ki, öyle bir sarmalın içerisine giriyor ki artık dönemez hale geliyor. Borcu borçla da kapatamıyor. Öyle emekliler biliyoruz ki, örneğin 1500 lira emekli maaşı alıyor. Aylık kredi ödemesi 1700 lira. Her ay eksi 200'de. Şimdi bu adamı, bu emeklimizi bu borçtan nasıl kurtaracağız? Nasıl kurtaracağız? Tabii ki 10 asgari ücret tutarında maaş avansıyla. Peki vatandaş bunu nasıl geri ödeyecek? Her ay maaşından %25 kesinti yaparak devlete olan borcunu ödeyecek. Emeklinin yüzünün gülmesi için artık 10 maaş avans mutlak surette kanunlaşması gerekiyor. Bundan artık geriye dönüş yok. Yoksa emekli her geçen gün daha çok bankalara mahkum hale geliyor. Emekli mecbur. Çünkü maaş etmiyor. Zaten yüksek maaş alsa emeklinin bankayla, kredi kartıyla ne işi olacak? Emekli almış olduğu bu krediyle de zevki zefa bir hayat yaşamıyor ki. Borcunu ödüyor, Karnını doyurmaya çalışıyor. Emekli aldığı krediyle ev almıyor, araba almıyor, lüks tatillere gitmiyor ki. Emekli memleketine gidemiyor. Bırak tatili kardeşim. Köyüne gidemiyor, köyüme. Çünkü cebinde yol parası yok. Yok. Onun için emekli borçlu arkadaş. Keyiften kim borçlanmak ister? Soruyorum size ya. Allah aşkına ya. Keyiften mi borçlandınız bankaya? Kredi kartını keyiften mi kullanıyorsunuz? yurtdışı tatilinde mi borçlandınız? Havai adasında mı, İtalya'da mı, Fransa'da mı, Paris'te mi? Nerede borçlandın arkadaş? Hangi lüks harcaman yaptın? Yok, yok öyle bir şey. Emekli karnını doyurmaya çalışıyor. Kiracı olan emeklilerimiz bizi çok yakından takip ediyorlar biliyorum. Şimdi Emekliye yurt dışında nasıl bir uygulama var? Gelişmiş ülkelerde düşük emekli maaşı alanlara devlet kira yardımı yapıyor. Avrupa'da da herkes yüksek emekli maaşı almıyor. 400-500 lira emekli maaşı alanlar var. Ama devlet kimseye muhtaç etmiyor. Bizdeki gibi emeklisini bankanın kucağına atmıyor. Krediyle boğmuyor. Ne yapıyor? Emekliye diyor ki sana şu kadarlık bir kira yardım yapacağım, git şu kadarlık evde yaşayacaksın. Öyle lüks yerde yaşamak yok. Elinde kalan parayla da karnını doyuracaksın diyor. Hastaneye gittiğinde para almıyor, ilaç aldığında para almıyor bizdeki gibi. Emekli kimseye muhtaç olmadan gelişmiş ülkelerde yaşıyor ama bizde emeklilik çile demek. Emeklilik 1300-1500 lira maaş demek. E nasıl geçirecek? Biz de diyoruz ki bakın kirada olanlara gelin bir kolaylık yapalım. Her ay 850 lira kira yardımı yapalım. Evi olmayan emeklimize 850 lira bir nebze olsun bu vatandaşımızın yüzü gülsün. Şimdi hiç kimse o 850 lira falan demesin evi olan emeklilerimiz de demesin? Ne yapsın kardeşim adam? 1.300-1.500 lira emekli maaş alıyor. Ayın daha ikinci günü cebinde 5 lira para kalmıyor. Bu vatandaşımızı bankanın kucağına mı atalım? Sorununu çözmek zorundayız. Bu kadar. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Şimdi bakın. Dar gelirli vatandaşımıza TOKİ tarafından bir kampanya başlatıldı. Aylık 894 lira ödemeyle 20 yıl 240 ay 2 artı 1 veya 3 artı 1 daire sahibi olabilirsiniz. 100.000 konut yapılacak, 81 ilde yapılacak. 15 Aralık'la 15 Ocak tarihleri arasında TOKİ kanalıyla başvurabilirsiniz. 894 lira kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Bu fırsatı imkanı olanlar lütfen kaçırmasın. 20 yıl böyle bir vade yok. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. En azından bütün emekliler olmasa da bir kısım emeklilerimiz ev sahibi olacaklar. Kura çekilecek, kurayla olacak. Bu unutmayın. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Emekli 1300-1500 lirayla hayatta kalmaya çalışıyor. Biz emekliyi görmezsek, duymazsak, onun ne halde olduğunu anlamazsak bu ülkede borçluların sayısı daha da artacak, mutsuzların sayısı daha da artacak, bankaların kucağındaki vatandaş sayısı daha da artacak. Yapmayın, etmeyin. Şimdi çalışan memurlara biliyorsunuz 374 liraya kadar bir aile yardımı yapılıyor. Çalışmayan eşleri ve çocukları için. Şimdi biz de diyoruz ki Emekli TV ailesi olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki emeklinin maaşı zaten düşük. Gelin memura çalışan memura ödemiş olduğunuz aile yardımını emekliye de yapın. Emeklinin maaşına 374 her ay aile yardımı katkısı yapın. Ki emekli hiç olmazsa bir nebze olsun iki tane üç tane faturasını ödesin. Nasıl olacak? Nasıl çıkacak bu işin içerisinden emekli yoksa? O zam dönemi geliyor yüzde beş yüzde altı. E nasıl çözecek? Sorun nasıl bitecek soruyorum size Allah aşkına ya. Emeklinin bu çilesi, emeklinin bu derdi yüzde beş, yüzde altı zamla çözülür mü, çözülmez mi? Nasıl olacak? Şimdi emekliye promosyon adı altında 3 yıl önce bir ödeme yapıldı bankalar tarafından. 3 yıl boyunca maaşını benden çekersen dedi banka, sana şu kadar para veriyorum dedi. Şimdi bu 3 yıl doldu pek çok emeklimiz için. Eğer sizin de o bankayla olan sözleşmeniz bittiyse maaşınızı başka bir bankaya taşıyabilirsiniz. Peki bankalar emeklimize ne kadar promosyon ödemesi veriyor hemen? Bakalım. Halkbank 1000 liranın altında emekli maaşı olanlara 300 lira, 1000 lirayla 2000 lira arasında emekli maaşı olanlara 375 lira. 2000 liranın üzerinde emekli maaşı olana 450 lira promosyon ödemesi yapıyor Halkbank. İş Bankası da 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. Emekliden havale ve EFT ücreti almıyor. FIBA Bank 330 lira, 415 lira ve 500 lira promosyon ödemesi yapıyor emekliye. İneg Bank 450 liraya kadar emekliye promosyon ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verirseniz ayrıca 250 lira. Bir tanıdığınız emekli İneg'e getirirseniz 150 lira da onun için. 50 lira da İneg mobil'i kullanırsanız yani cep telefonu uygulamasından o bankanın uygulamasını kullanırsanız 50 lira da onun için veriyor İneg Bank. Ziraat Bankası 450 liraya kadar bir promosyon ödüyor ama maaşı yüksek olana 450 lira QMB Finansbank 700 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor emekliye Ayrıca emekli bir tanıdığınızı bu bankaya götürürseniz 125 lira daha da ayrıca ödüyor Vakıf Vakıfbank Vakıfbank emeklimize 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor Şekerbank emeklimize 450 lira promosyon ödüyor 2 otomatik fatura talimatı verirseniz 150 lira da ayrıca ödüyor. Ücretsiz havale EFT imkanı da emeklilerimize Şekerbank tarafından sunuluyor. Ayrıca engelli olanlara bankaya gidemeyecek durumda olanlara maaşını evine getiriyor Şekerbank. Güzel bir uygulama. Takdir ettim. Şimdi 3 yıl boyunca maaşınızı gelir bu bankalardan alırsanız bu paraları alırsınız. Daha çok banka var da başınızı ağrıtmak istemiyorum aylık 12-13 lira ya da 15 lira civarında bir promosyon ödemesi. Bu ödeme de aynı zamlar gibi emekli zammı değil, emekli sadakası diyoruz ya. Bunun adı da emekli promosyonu falan değil, emekli sadakası. Promosyon sadakası diyelim adını hadi. Promosyon sadakası. Nasıl geçirecek vatandaş? 3 yıl boyunca vatandaşı kendine kitliyorsun. Kredi veriyorsun, kredi kartı veriyorsun, ek hesap kullandırıyorsun. Hepsinden dünya kadar faiz alıyorsun. Sonra emekliye sadaka maiyetinde 400 lira 500 lira. 3 yıl 3 yıl 36 ay boyunca maaşını bu vatandaş senden alacak. Nasıl olacak? 450 500 lira mı? Çalışan memurlara 3000 lira promosyon veriyor bu bankalar. 3000 lira. Emekliye emekliye yok. Emekliye yok. Zam yok. Emekliye aile yardımı yok. Emekliye promosyon yok. Emekliye kira yardımı yok. 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 Hadi çık bakalım işin içerisinden çıkabiliyor musun? 10 maaş avans olmazsa bu iş çözülmez arkadaş. Çözülmez. Hesap ortada. Görünen köy kılavuz istemez. Emekliler bitik vaziyette kardeşim. Bitmiş okey'e dönüyorlar. Nasıl olacak ki 1300-1500 lirayla nasıl bitmesin emekli? Nasıl bitmesin arkadaş? emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız diyoruz. Kaynak yok. Emekliye kaynak yok. İşçiye kaynak yok. Memura kaynak yok. Ya bu para nerede arkadaş?